Şimdi savaş başlıyor. Kondisyonum koca bir sıfır. Galiba ağzıma sıçılması hoşuma gidiyor ki. Git bakalım çocuğum. Günaydınlar. Günaydınlar. Bu kadar enerjik mi başlıyorum her gün? Evet. Bugünü vloglamaya karar verdim. Çünkü ne yapacağım diye sor. Bilmiyorum. Aklımda bir sürü şey var ama hepsi çok spontane ama kesin yapmam gereken bir şey varsa o da Almanca çalışmak. Yani çalışmak gerekiyor. 2 gündür saldım çünkü. Ona çalışacağız. Sonrasında arkadaşım konser günü anahtarını bende unutmuştu. Ona anahtarını vermeye gidebilirim her an. Onu da bilmiyorum ya. Ya üşenmezsem Kadıköy'e giderim ama üşeneceğim çok yüksek ihtimalle. Belki Dobby'yi kahvaltıdan sonra direkt veterinere götürebilirim. Kuduz aşısı olması gerekiyor. Gerçi ve mesaj atmadılar ama yani geldi bence zamanı. Ya belki de atarlar. Neyse ben bugünü de bekleyeyim. Belki bugün atarlar mesaj. Işık ne güzelmiş. Ama ışık bayağı iyi bu arada. Saçlarım da çok uzamış bu arada. Neyse şimdilik böyle. Ha, bu arada güne başlarken ben bundan 2 tane içiyorum. Tamam yani 1 litre işte içiyorum su. Çünkü sonrasında gün içinde pek aklıma gelmeyince ki geliyor. Ama eğer ki dışarıdaysam ve hiç içemezsem kafasında olduğum için 1 litre suyu sabahtan içiyorum. Böyle. Abi bakar mısınız bu ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Şu anda çok mutluyum. Çünkü kardeşimin tercih sonuçları açıklandı ve 3 tercih yapmıştı sadece. Hani olup olmayacağı kesin değildi. Gerçi hani biz son tercihine kesin gözüyle bakıyorduk. Ve cidden 3. tercihine yerleştirilmiş. Bundan da kurtulduk gerçekten. Çünkü o kadar stresli ki. Ben 2 yıl önce aynı şeyleri yaşadım. 1 yıl arayla tekrardan aynı strese girmek. Yani şu an rahatlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani. Evet kahvaltım budur. Bir yumurta ve bu da Sinem Gültekin'den gördüğüm bir tarifte. Böyle tiramisu gibi ama ekmek kızartması üstüne yapılan sosla falan filan böyle bir şeyler. Neyse tiramisu benzeri bir şey işte. Daha denemedim hiç. Evet deniyorum. Bence güzel. Gerçekten güzel. Sadece bence tiramisu'ya birazcık daha benzesin diye böyle bir kahvemsi bir tat gelsin istedim ben şahsen. Onun için de şey yapabilirsiniz aslında kızarttıktan sonra çok azıcık böyle kahve gezdirip ekmeklerin üzerinde. Sonrasında sos ve kakao ile bence çok daha tiramisumsu şeyi alabilirsiniz. Yani. Ki bu tatlı ihtiyacını da böyle giderebilecek bir şey bence. Yani kahvaltıda da yenir ama tatlı çekiyorsa canınız, şekersiz bir şeyler yapmak isterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz ki çok basit çünkü. Öyle, şimdi ben bunları yiyeyim. Sonra bakarız ne yapacağımıza. Aleyna ile FaceTime sonrası anlık bir plan değişikliği. Tabii bu da yine kesin değil. Her günüm gibi. Şimdiki planım Chloe Ting'in 10 dakikalık videosunu yapmak. Çünkü uzun süredir spor yapmıyorum. Tabii üşenebilirim her an ve yapmayabilirim. Sonrasında Almanca ödevimi yapacağım. Sonrasında Aleyna'nın yanına geçebilirim ki çok yüksek ihtimalle geçeceğim. 3-4 gibi. Orada da çekerim hatta. Şimdi de göstereyim hemen ne yaptığımı. Bundan bir önceki atmış olduğum videoyu yüklüyorum ve daha %32 yüklendi.
Ha, bekliyorum. Zaten izlemiş olacağınızı varsayıyorum. Çok iticiyim. Gerçekten ya, kendimden soğudum. Neyse ya, ben tamam. Floating yapacağım şimdi 10 dakika. 10 dakika boyunca. Sonrasında da ders çalışacağım. Güncellerim sizi. Neyse, şu yüklensin artık lütfen de. 7.30'da yükleyeceğim. Yayınlayacağım. Sadece 8 dakika falan yaptım galiba. Bitirmedim yani, 10 dakikalık ama kondisyonum sıfır. Gerçekten istediğim sürece tekrardan neden olmasın? Bu arada şu anki halini gösteriyorum. Şu anda böyle ama gerçekten spor, hani 2 saniye hareket yaptım diye böyle. Yoksa bu bile yok. Ama spor sonrası da böyle görünce işte sürekli yapasım geliyor. Ama çok yorucu. Gerçekten Chloe Ting harici bir şey biliyor musunuz? Bu kadar etkili. Varsa eğer yazın. Lili Sabri de denedim ama yani onun tarzı tamam, o da çok iyi, aşırı iyi. Ama bilmiyorum, Chloe'ye alıştığım için sanırım ona çok şey yapamadım, yükselemedim. Evet, şimdi mutfağa geldim çünkü mutfak masası çok daha büyük ve odamda Dobby uyuyor masamın üstünde. Kalemlerime ayrı bir zaafı olduğu için kendisinin, açtığım an biliyorum ki uyanacak ve beni rahat bırakmayacak. Şimdi ben Almancayı Göte'de başladım. A1.2'den başladım. Sınavla girdim. Nasıl bir platform olduğunu göstermek istedim. Çünkü sadece bir gün, standart kurslarda sadece bir gün canlı ders oluyor. Diğer günler hafta içi sana bir due date veriliyor ve o güne kadar ödevleri yapman gerekiyor. Neyse, şimdi bu da bu arada onun haricinde de ünitelere kendin ekstradan verdikleri kaynaklardan çalışman gerekiyor. Gösteriyorum hemen ödev tarzını. Ben genelde laptop üstünden yapıyordum ama bugün böyle yapmak zorunda kaldım. Burada mesela bu haftanın ödevi kapital 13 ve 3 kısımdan oluşuyor. Mesela bu bölüm, bunların hepsini tamamlamam gerekiyor ve speaking ve listening falan her şey karışık. Onu da anlatacağım hemencecik. Şu şekilde işliyor speaking kısmı da. Sen kendi sesini kaydediyorsun. Hoca ona göre sana geri dönütler veriyor. İşte yorum yazıyor. Eğer tekrar yapman gerekiyorsa tekrar yapmanı söylüyor ve onu tekrardan sana güncelleyip geri gönderiyor falan. Yazım kısmı var. Orada da yine hoca feedback veriyor düzenli olarak. Yani şu an gerçekten çok iyi gidiyor. Ben dördüncü haftama girdim. Aynen, cumartesi dördüncü haftam olacak. Bakalım bir sonraki kurs döneminde ben yoğun kurs almayı planlıyorum. Çünkü standartta 2 ayda kurun 1 bölü 2'sini bitirmiş oluyorsun. Ama yoğun kurslarda haftanın kaç günü gidiyorsun ondan emin değilim. Çünkü ben de kesin bilmiyorum. Ama bir kurun tamamını 2 ayda tamamlamış oluyorsun. Bilmiyorum, hedefim o şekilde. Bakalım nasıl olacak. Umarım yüz yüzeye döner bu da. Çünkü yani bu şekilde de okey işliyor ama yüz yüze eminim çok 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 daha zevklidir. Almancayı gerçekten seviyorum. Evet, şimdi hazırlandım ve çıkacağım. Kuzenimin yanına geçiyorum. Tüm planlar değişti. Onun doğum günüydü, kutlayamamıştık ve bu abi falan içeriz diye buluşalım dedik. İlk başta kuaföre gideceğim. Çünkü kendisi saçını kestirecek. Umarım. Sonrasında bilmiyorum. Sonrasında konuşmadık. Bakalım. Yeni saçlarım. Yeni saçlarım. Saçlarım. Kanka çok güzel oldu. Yemin et. Evet. O zaman bak. Olay. Bak. Çok güzel çıkıyorsun. Yemin et. Evet. Evet.
Poz ver. Ya fotoğraf değil mi o ya? Hayır. Bir şey diyeceğim yani. Vlog koyarken karşımdaki insanlar uzun istiyor musun küçük Merve? Hayır. Böyle bir sözleşmemiz var mı? Evet ha buldu. Haberin olsun. Yanında video çekmeye utandım. Neyse bir dahakine böyle olacağını düşünmüyorum. Şimdi eve gidiyorum. Üstümü değiştireceğim. Sonra onun kardeşiyle yani başka bir kuzenimle yürüyüşe gideceğiz. Evde tek kaldım. Sadece çok sıcak. Tek söyleyebileceğim şey bu. Ve umarım abi birazdan beni telefonla arayıp çağırırlar. Çünkü gerçekten tek başıma çok sıkılıyorum. Herkes tarafından ekildim. Teşekkürler. Neyse ya of ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Büyük ihtimalle bu videoya yarın devam ederim. Çünkü çok bir şey yapmadım. Hatta hiçbir şey yapmadım bugün. Bu yüzden yarın çekmeye devam ederim. Yarın da ya Zeynep'le buluşacağım ya kuzenimle bir şey yapacağım. Ama Zeynep'le buluşma ihtimali çok daha yüksek. Öyle. Gece de şimdi Almanca'yı sabah doğru düzgün yapamadığım için sistem hata verdiğinden dolayı şimdi onu yaparım. Görüşürüz o zaman yarın. Artık bugün çekmeyeyim bence daha fazla. Dün videoya devam ederim demiştim ama video 12 dakika oldu ve hani bugün karşıya geçiyorum. Eğer ikisini birleştirirsem çok uzun olacak. Ondan dolayı bugüne ayrıca çekmeye karar verdim. Desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum dostiklerim. Bu da Yunus Emre'den geçti bana bu arada da. Ona da buradan bir selam. Umarım izliyorsundur Yunus Emre. Öpüyorum hepinizi.